Herkese selam. Ben Zeynep. Artık ilk iki videoyu izlediyseniz şeyi biliyorsunuz. Başarısızlıklarla dolu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım başarıya devam ederim. Şimdi size başlıktan da görmüş olduğunuz üzere 5 günde 5 kilo verdiren bir Japon diyetini söyleyeceğim. Ben bunu başka bir YouTube kanalında görmüştüm. Aşağıda o YouTube videosunun linkini bırakırım. Bir ay önce filan denedim sanıyorum. Ve 5 günde 3,5 kilo verdim. Çünkü ben birkaç kaçamak yapmıştım. Buna rağmen çok iyi sonuç aldım ve kiloyu geri almadım. Geri aldıysam da almadım. Yani tartıldığımda almamıştım. Ve bunu tekrar yapmak istiyorum. Çünkü bir ay da oldu. Muhtemelen 3 haftadan sonra tekrar yapabiliyorsunuzdur. Ama ben işte vakit bulamadım. Şöyleydi, böyleydi derken geçiştirdim. Bu süreci de aslında vloglamak istiyorum. Eğer siz de vlogu izlemek isterseniz, yani çekmemi isterseniz yorumlara belirtirseniz inanılmaz sevinirim. Şimdi öncelikle diyete başlamadan önce ben diyeti işte sabah kahvaltısı 12, akşam yemeği 6 olarak yaptım. Erken kalktığım için de sabahları işte bir filtre kahve, yani uyanır uyanmaz ilk önce suyumu içip filtre kahve içip yürüyüşe gittim. Hamşam bir yürüyüş olmadı, yani yarım saat 45 dakika öyle. Çok aşırı tempolu değil ama en azından gün içinde yediklerimi yakabileceğim kadar bir spor olsun dedim ve ağır bir spor yapmak istemedim. Çünkü az besleniyorsunuz ve vücut direnciniz düşüyor. Hani bir anda bayılıp kalmayın diye. Hani böyle az, hafif tempolu bir yürüyüş öneriyorum ben kendi çapımda. Hani öyle 8000, 10000 adım demiyorum ama bence biraz hareket etmek daha iyi olabilir. Eve geldikten sonra sabah bir tane muz yiyorum. Üzerine biraz böyle kakao serpiyordum ben. Güzel oluyordu. Yanına iki tane haşlanmış yumurta yiyordum. Ve bir bardak süt. İçine, niye bu kadar düşündüm ki? İçine de bir çay kaşığı tarçın atıyordum. Ama bunları şey yapıyordum böyle hani. İlk önce sütü içiyordum. Sonra yumurta yiyordum. Sonra kakaolu muzu da hani üstüne tatlı niyetine yiyordum. İşte açlık hissimi, açlık duygumu biraz böyle şey yapabilmek için onu tatlı niyetine yiyordum. Çünkü yemeğe hiç düşkün biri değilim ama tatlı için böyle canımı bile veririm. Hani ya 7-24 tatlı yiyeyim, böyle 5 öğün tatlı yiyeyim, öyle bir kafadayım. Sonrasında bunu yedikten sonra öğlende de, yani işte atıyorum bunu 12 gibi yiyorsam 2,5-3 gibi bir tane daha haşlanmış yumurta yiyordum. Yani zaten diyette de öyle. Sonra akşamda iki haşlanmış yumurta, bir domates, bir salatalık yapıyordum. Böyle söğüş gibi bir kaseye dolduruyordum. Hepsini küp küp yapıp. Öyle güzel gidiyordu aslında. Yani diyette baktığınız zaman toplam günde 5 tane yumurta yiyorsunuz. Protein açısından inanılmaz iyi bence. İsterseniz bunu sabah ilk kalktığınızda 5 tane yumurtayı direkt haşlayabilirsiniz. Ya da ben soğuk yemeği sevmiyorum diyorsanız her öğün öncesi haşlamak da mantıklı. Ben çok fazla soğuk sevmiyorum ama işte üşendiğim zamanlarda ilk önce sabah 5 tane haşlıyordum. Üşenmediğim zamanlarda da gün içinde haşlıyordum. Yemeden önce haşlıyordum. Bence güzel bir diyette. Özellikle suyu çok bol içiyordum. Yani 3,5-4 litreye kadar çıkıyordum. Çünkü zaten günlük hayatımda da çok fazla su içen biriyim. Susuz kalmaktan nefret ediyorum. Yani o kadar sevmiyorum. Ben tekrar buna başlamak istiyorum. Ve bunu yapmak istiyorum. Eğer siz de başlamak isterseniz bana yorumlarda lütfen kilonuzu, boyunuzu, başladığınız tarihi belirtin. Bunu beraber devam ettirelim. Yani ben de oradan sizinle iletişime geçebileyim en azından. Ya da aşağı sosyal medya hesaplarımı bırakacağım. Gördüğüm sürece mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağım. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Aklınızda olan soruları da yazabilirsiniz. Bunun dışında başta dediğim gibi buna tekrar başlamak istiyorum. Tekrar yapmak istiyorum. 5 gün boyunca hani hiç kaçamaksız. Bu yüzden de bunu vloglamak istiyorum. Hani hem beraber yapmış gibi oluruz. Hem belki şu an başlamak istemiyorsunuzdur. Ama belki vlogla daha çok motive olursunuz. Çünkü ben bir şeyler izlerken, yani bir şeylerin bilgisini değil, izlerken daha çok motive oluyorum açıkçası, yapmak istiyorum. Eğer isterseniz işte yorumlarda onu da belirtmeyi unutmayın. Anlatacaklarım bu kadardı. Video çok uzun olsun istemedim. Muhtemelen zaten kısa olacak. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum bırakmayı, like atmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Görüşürüz.